sevgili Beyza bugün için kaderi sordu hocam İstanbul tamam sokaklarında efendim. Halkımıza. Kader nedir diye sordu. İzleyelim bakalım nasıl cevaplar almış. Bugün Bakırköy Meydan'dayız. Vatandaşlarımıza kadere inanıyor musunuz diye sorduk. Gelin beraber cevaplara bakalım. Kadere inanıyor musunuz? Kadere inanıyorum muyum? İnanmıyorum. Peki. Bazen inanıyorum, bazen inanmıyorum. Kader nasıl bir şey onu da tam bilmiyorum. Peki sizce alın yazısı diye bir şey var mı? Alın yazısı diye varmış. Duydum öyle bir şey büyüklerimden. Ama hiç görmüyorum ve bilmiyorum. Sizce insanlar kendi kaderini kendisi mi belirler yoksa çoktan yazılmış mıdır? Kendi belirler. Kadere inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Çünkü sonuçta önceden belirlenmiş bir yol yoktur bence bizim için. Biz kendimiz yapıyoruz sonuçta. Örnek vereyim mesela biz şimdi metodolojik başımıza bir şey var geldi. Bu bizim sorunumuz bence. Yani biz belirliyoruz önümüzdeki yolu. Ben inanmıyorum. Yani sence alın yazısı diye bir şey var mıdır? Yoktur bence. Kim belirliyor? Kendimiz belirliyoruz. Kadere inanıyor musunuz? İnanıyorum abla. Kader yani bizim geleceğimizi belirleyen bir şey. İnanıyorum. Peki sence kaderimiz çoktan belirlenmiş midir yoksa biz mi belirliyoruz? Bence kaderimiz belirlenmiş ama bize sunulan seçenekler var. Biz bunları seçerek sonucumuzu belirliyoruz yani. Kadere inanıyor musun? İnanıyorum abla. Peki sence kader çoktan belirlenmiş midir yoksa biz mi belirliyoruz? Abla bence kader çoktan belirlenmiş bir şeydir ya. Yani çünkü bizim belirleyeceğimiz çok bir şey yok. Allah ne yazdıysa kitabımızda o vardır. Ben öyle düşünüyorum şahsi olarak. Peki alın yazısı diye bir şey var mıdır? Vardır abla ya. İlla vardır. Yani her şey... Tabii abla bir şey yazılmadan bence olmaz. Benim belki bu röportaja geleceğim bile önceden yazılmıştır kaderimde. Kadere inanıyor musunuz? Evet inanıyorum. Peki sizce alın yazısı diye bir şey var mı? Alın yazısı olabiliyor. Kadere inanıyor musunuz? Evet inanıyorum. Nasibinse buluyor seni. Sizce alın yazısı diye bir şey var mıdır? Onda emin değilim ama nasibinse yani seni buluyor. Allah bir türlü getiriyor yolumuza çıkarıyor kişiyi. Sizce kaderini insan kendi mi belirler yoksa çoktan belirlenmiş midir? Bence zaten önümüze iki tane yol konuluyor. Hangisini seçersek gibi. Kader zaten yani seçeneklerimiz gene oluyor ama yine bizim izimizle gidiyor ya. Kadere inanıyor musunuz? Tabii ki. Kaderimizi kim belirliyor? Kaderimiz herhalde ilahi. Biraz kendimize biraz tesir ediyoruz buna. Ama gelişi güzel kadere inanıyorum. Peki sizce kader çoktan belirleniyor mu yoksa biz mi kendimiz yazıyoruz? Çoktan belirlenmiyor. O bizim davranışlarımızla birlikte şekilleniyor. Sizce alın yazısı diye bir şey var mıdır? Belki de vardır. O kadar emin değilim bir şey diyemeyeceğim ama kaderle alın yazısı birbirine yakın bir kavram zaten. Onun için vardır herhalde. Kadere inanıyor musun? Tabii ki kadere inanıyorum. Kadere inanmaz olur mu? Peki alın yazısı diye bir şey var mıdır sizce? Ya tabii ki alın yazısı var yani tecelliniz ana rahmine düştükten sonra yazılıyor. Peki kaderimiz çoktan belirlenmiş midir yoksa biz miyiz? Allah-u Teala Celle Celaluhu bizi ana rahmine düşürdüğünden itibaren bizim kaderimiz ve alın yazımız orada yazılı. Yaşayacaklarımız ve yaşatacaklarımız hepsi yazılı. Bugün de biz kendi başımıza gelmedik. Yukarıda Yaradan tecelli etti. Biz de efendime söyleyeyim onun yolunda yürümeye devam ediyoruz. Durum bundan ibaret. Kadere inanıyor musunuz? Kadere inanıyorum. Yani kader yazılmıştır ama çoğu zaman insan kendi kaderini kendisi yaratır. Doğumu, ölümü değişmez ama yaşadığı içinde, kendi hayatı içerisinde devam ederken kader kendin yaratırsın. Çalışıyorsan, kafan çalışıyorsa, uğraşırsan bir yere gelirsin. Peki sizce alın yazısı diye bir şey var mıdır? Alın yazısı doğumunda, ölümünde vardır. Yoksa yoktur. Kadere inanıyor musunuz? Evet inanıyorum. Peki sizce alın yazısı diye bir şey var mıdır? Tabii kesinlikle. Yani Allah tarafından gönderilen bir alın yazımız var. Bunun üzerine hayatımız kurulur. Bunun üzerine ilerliyoruz yani. Kader çoktan belirlenmiş midir yoksa insanlar kaderini kendi mi yazar? Ya biz Allah'a inanıyoruz, inançlı insanlarız. Kadere inanıyoruz kesinlikle. Kadere inanıyor musunuz? Tabii ki. Alın yazısı diye bir şey var mı? Var tabii ki. Alın yazın doğduğunda yazılıyor alnına. Kader çoktan belirlenmiş midir yoksa insanlar kaderini kendisi mi belirler? Kaderini kendisi belirleyen mesela yapmak isteyen şeyleri var.
ulaşmak isteyen arzuları var, ona çabalıyor, arzularına yetiyor, yapıyor. Bence iki türlü var. Kadere inanıyor musunuz? Tabii. Kader, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine. Kaderde ha kendini çık damdan at, bu kader olmaz. Ama tabii şeyimizde, yaşamımızda kader vardır. Ama amentüde de bu kendini gösteriyor yani. Meleklere inanmak, kitaba inanmak, peygambere inanmak, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak, ölmek de hak, dirilmek de. Bu amentüde zaten bunun söylenmiş yani. Aslı olan bir şey. Evet. Amentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve resulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hocam. Onu izah ettiği vatandaşımız. Gayet güzel. Hocam dikkatimi çekti şimdi. İnanan var, inanmayan var. Bir vatandaşımız şöyle söyledi. Alın yazısı kader doğumda vardır ve bir de ölümde vardır. Yani ortası boştur. O doğumdan, ölümden sonra ortada kalan boşluğu biz doldururuz demek istedi. Öyle mi gerçekten? Efendim bir kere kader nedir? Kader vaktinden önce olacak şeyleri Rabbimizin bilmesine kader diyoruz. Evet. Vakti gelince onun gerçekleşmesine de kaza diyoruz. Dediğiniz gibi bizim bakın iman esaslarımız altıdır. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, peygamberlere inanmak, kitaplara inanmak, öldükten sonra dirilmeye inanmak ve kadere inanmak. Kader demek ki vaktinden önce olacak şeylerin Rabbimiz tarafından bilinmesine. Ama biz biliyor muyuz? Biz bunu bilmediğimiz için bize hayır yolunu göstermiş, şer yolunu göstermiş. Hayır yoluna gidersek razı, şer yoluna gidersek razı değil. Bunu en güzel şu olay meydana anlatır. Bakın, Hazreti Ömer Efendimiz halife, evet. Devlet başkanı, evet. Suriye taraflarına geliyor. Orada başkomutan Ebu Ubeyde Hazretleri karşılıyor. Suriye'de ne var ne yok derken, Suriye'de salgın hastalığı var diyor. Bulaşıcı hastalık var. Öyleyse biz Suriye'ye girmeyelim, geri dönelim. Efendim bu nasıl olur diyor. Hazreti Ömer Efendimiz mi diyor? Girmeyelim diye. Hazreti Ömer Efendimiz girmeyelim diyor. Madem burada bulaşıcı salgın hastalık var, salgın hastalık var, veba. Yahu Ebu Ubeyde, sen böyle dememeliydin ya. Ebu Ubeyde'ye çok değer verir Hazreti Ömer. Hatta bir ara bakın birini bırakıp diğerine geçiyoruz. Ashab-ı kiramla oturuyor. Ashab'a diyor ki temennide bulunun diyor. Birisi diyor ki bir ev dolusu altınım olsa ben de onu fakirlere dağıtsam. Diğer biri sen temennide bulun. Bir ev dolusu erzakım olsa onu fakirlere dağıtsam. Bu temennilerde bulun. Efendim siz bir temennide bulunun. Hazreti Ömer de diyor ki böyle evler dolusu Ebu Ubeydeler olsa elimde diyor. Yani Ebu Ubeyde için öyle değerli peygamberimiz bu ümmetin emini Ebu Ubeyde buyurmuş. Allah Allah. İşte onu hatırlatarak Hazreti Ömer diyor ya Ebu Ubeyde sen böyle dememeliydin diyor ya. Develerini kurak bir yerde dolaştırırsan, otlatırsan bu da bir kader. Sulak, yeşil bir yerde otlatırsan bu da bir kader. Ben Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyorum buyurun, diyor. Söze buyurun. Bakın. Hazreti Allah Ömer ya. Buyurun. Peygamber terbiyesinde yetişen insan öyle müthiş diyor. Ben Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyorum. Ve doğru olanı yapıyor. Ve doğru olan da budur. Yani. Hastalık olan, evet, salgın tabii olan yere gitmiyor. Öyle diyor. Zaten evet. Efendimiz de öyle buyuruyor. Yani bir yerde salgın hastalık varsa oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde varsa siz başka çıkmayın, yere çıkmayın. Çıkmayın. Evet. Evet. Hocam ayet-i kerimeler var. Biraz evvel baktım da hem izlerken bir taraftan da. Evet. De ki Allah bizim için ne yazdıysa başımıza gelecek ancak odur. Kul o bizim Mevlamızdır. Yusibena, kul len yusibena illa ma keteballahu lena huve mevlana ve alallahi fel yetevekkelil müminun ayeti kerime. Evet. Tevbe suresi 51. ayet. Bir başka ayet hocam. Şüphesiz biz her şeyi dakik,
şaşmaz bir ölçüye ve bir kadere göre yazdık. Yarattık. Evet. Evet. Kamer suresi 49 hocam. O sizi çamurdan yarattı. Sonra ömrünüze belirli bir süre tayin etti. Onun katında belirlenmiş bir ecel daha vardır. Siz ise hala şüphe edip duruyorsunuz. Doğru. Hocam şunu soracağım. Şimdi kadere inanmıyorum dersem ben, imanım tehlikeye girer mi? Bazı kardeşlerimiz öyle dediler. Yani bu bir cürettir, bu bir cesarettir. Böyle denilmemeli. İman esaslarımızdan biridir kader. Nasıl ben inanmıyorum, olmaz, öyle dememeliyiz. Böyle olmamalı. Kader inancımız var bizim. Ama hocam onlar da şunu kastederek belki söyledi. Ben öyle düşünüyorum. Doğru. Kaderciliği kastettiler onlar. Herhalde o yüzden. Yani, kaderciliği tamam. Kastettiler. Yani başımıza ne gelirse güzel tamam Allah'tan geldi. Tamam. O zaman hani bir örnek verdi ya, damdan atlasın adam. Öyle, bu benim kaderim değil, desin. Yani. Doğru efendim. Onu kastettiler muhtemelen. Peki cevaplar böyleydi. Sevgili Beyza'ya ve kameraman arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.